Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerdeki ağız kokusunun potansiyel sebepleri konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz tıpkı bizler gibi köpekler de ağızda mekanik sindirim yaparlar. Ağzın bileşenleri işte dil, masseter kasları, dişler gibi bileşenleri var ve zaman zaman hayvan sahipleri köpeklerinin ağız kokusundan şikayetçi olurlar. Tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bazen bazı insanların kokuya karşı duyarlılıkları yüksek olabiliyor. Normal bir köpek ağzı flora kokusunu bile rahatsız edici bir koku olarak algılayabiliyorlar. Bir kere bunun ayrımını yapmak çok önemli. Çünkü köpeklerin de tıpkı insanlarda olduğu gibi birçok faktöre bağlı olarak belli seviyede bir ağız florası kokusu vardır. Önemli olan nokta bir şeylerin ters gittiğine dair kokunun niteliğinin gerçekten de bir şeylerin ters gittiğini işaret edici olması bizim baz aldığımız şeyler. Şimdi potansiyel olarak bir köpeğin ağız kokusunun sebepleri ne olabilir? En başta ağız içerisinde enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonların sebepleri ne olabilir? Birincisi ağza batmış olan bir takım materyaller ağızda apse oluşturup ya da enfeksiyon oluşturup ağız florasını bozarak enfeksiyon kokusuyla karakterize bir kokuya neden olabilirler. Bunlar biliyorsunuz köpekler kemirmeyi seven canlılar. Bir ahşap odunu kemirirken kaçmış saplanmış olan bir kıymık olabilir. Bir kemik parçası olabilir. Diş etine girmiş olan bir kemik parçası olabilir. Yani bu tip şeyler köpek ağzında enfeksiyona sebebiyet vererek bir enfeksiyon kokusuna neden olabilir. Bunun haricinde tabii ki diş çürükleri veyahut da diş eti problemi olan köpeklerde de ağız kokusuyla karşılaşırız. Diş çürükleri tıpkı insanda olduğu gibi köpekte de ağzın kokusunun karakterini değiştirir ve bizi rahatsız edebilecek nitelikte kokuların çıkmasına neden olabilir. İkinci olarak dediğim gibi diş etleri ve dişlerdeki çürükler ya da diş etlerindeki problemler, diş eti problemlerine bağlı olarak ağız kokusu şekillenebilir. Bir üçüncüsü de tartırlar. Aynı insanda olduğu gibi köpeklerde de beslenmeye bağlı olarak biliyorsunuz köpeklerde salivasyon yani salyalanma insandan çok daha yüksek miktarlarda oluyor. Bir de köpekler ventilasyonla ısı regülasyonu yaptıkları için yani soluk alıp vererek salya çok daha fazla, tükürük bezleri çok daha yoğun çalışıyor ve buna bağlı olarak ve tabii ki beslenmenin getirdiği, doğal yaşantının dışındaki yaşantının getirdilerine bağlı olarak diş taşları oluşabiliyor. İşte bu diş taşları da ağız kokusuna sebebiyet verebiliyor. Çünkü oluşan diş taşları bir süre sonra diş etlerinin çekilmesi ya da diş etlerinde bir takım enfeksiyon ceplerinin oluşmasına neden oluyor ve buna bağlı olarak da ağız kokusu şekillenebiliyor. Yine önemli noktalardan bir tanesi ağız kokusuna sebebiyet verebilecek olan üst solunum bölgesindeki enfeksiyonlar özellikle faranjit gibi, laranjit gibi veyahut da sinüzit gibi olgularda da köpeklerde ağız florasının ağız florası değiştiği için ağız florası ve enfeksiyon kaynaklı olarak ağız kokusunun karakteri de değişir. Ağır ve rahatsız edici bir kokuyla karşılaşmak olasılık dahilinde. Yine ağız içerisinde papillom dediğimiz bir takım viral etkenlerin oluşturduğu oluşumlar da papillomatozis dediğimiz olgu da ki bu böyle karnabahar tarzında bizim elimizde parmağımızda çıkan özellikle küçüklükte çok olur siğiller gibi genellikle bağışıklık sisteminin düşük olduğu durumlarda kontakla da bulaşabilen papillomatozis gibi olgularda da ağız kokusu gözlemleyebiliriz özellikle sayıları arttığı zaman ya da tabii ki en kötü senaryolardan bir tanesi ağız içerisinde tümöral oluşumlar ya da kanser durumu söz konusu olduğunda da ağızda ciddi kokularla karşılaşmak olasılık dahilindedir. Yine bir diğer olgu da köpekte özellikle mide bağırsak sisteminde daha çok midede yaşanılan bir takım ülseratif oluşumlar gastrit gibi akut gastrit ya da genellikle kronik gastritte de köpeğin nefes kokusunda mide kaynaklı olarak koku yani halitozis dediğimiz kötü koku, ağız kokusu karşımıza çıkabilir. Bir önemli olan nokta da yine ağız kokusuna sebebiyet veren beslenmedir. Özellikle köpeğin kendisine uygun olmayan, daha yüksek tahıl içeren bir beslenme, bir rasyon uygulaması yapılıyorsa bu da köpekte bazen
ağız kokularına sebebiyet verebilir sekonder olarak. Çünkü yüksek tahıllı beslemelerde tartar oluşma ihtimali biraz daha fazladır. Şimdi köpeğimizde ağız kokusunun sebepleri bunlar olabiliyor. Peki bunun nasıl önüne geçmek gerekiyor? Bir kere ağız bakımı, ki bununla ilgili videomuz var, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse köpeğin dişlerini fırçalamak, mümkünse doğal ürünlerle, özellikle kurutulmuş doğal ya da çiğ ürünleri kemirmesini sağlayarak mekanik anlamda detertaraj yapmak, yani diş taşlarının oluşumuna engel olmak, ağzını düzenli olarak köpeğimizin kontrol etmek, zaman zaman hem floranın kokusu anlamında hem görsel anlamda kontrol etmek, arada sırada batan bir şeyler var mı, diş etlerinde renk değişimi var mı, dişlerinde renk değişimi var mı, bunları kontrol etmek. Çünkü köpekler de kemirmeler esnasında bazen dirençsiz dişler kırıklara sebebiyet verebiliyor. Bu kırıklar da bir süre sonra çürümeye ve çürümeye bağlı olarak da ağız kokusuna sebebiyet verebiliyor. Ve tabii ki köpeğimizin beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Köpeklerin semi karnivor oldukları, yani orta sınıf karnivor olduklarını unutmamak ve rasyonlarını, beslenmelerini onların türlerine uygun olarak hazırlamak ve bunu düzenli bir şekilde yapmak oldukça önemli. Ağız kokusu, dediğim gibi, normal flora kokusu bazen insanlar için irite edici olabiliyor. Mesela şunu görebiliyoruz. Özellikle paraziter enfestasyonu varsa köpeğin, bağırsak parazitleri mesela, bunda da ağız kokusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da köpeğiniz bebekse ve diş değişim dönemine giriyorsa, diş değişim döneminde diş etleri biraz daha hiperemik olur. Süt dişleri düşerken kanamalar şekillenir ve bu kanamalar da size değişik koku olarak yansıyabilir. Bu da sizi yanıltmamalı. Bu aslında fizyolojik bir sürecin yansımalarıdır. O yüzden endişe edecek bir şey yoktur. Ama ağız bakımına köpeğinizin dikkat etmek, özellikle ara ara ağız florasını kontrol etmek, batan cisimlere karşı ve kırık dişlerinin olup olmadığı, çürük dişlerinin olup olmadığı, tartar oluşup olup oluşmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Tavsiyem, köpeğinize ara ara doğal ürünlerle kemirmesini sağlamanız ve böylece özellikle diş ve diş eti bakımını yapmış olursunuz. Ama beklenmedik bir koku, bir oluşum dikkatinizi çekiyorsa veyahut da önlemlerinizi aldığınız halde ağız kokusunun devamlılığı söz konusuysa mutlaka veteriner hekiminizle diyaloğa geçmenizi tavsiye ederim. Thank you.